Bizim kentimizde yüzyıllarda devam eden çok önemli değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de özellikle şu anda köylerimizde yapılan, hatta şehir merkezinde bile yapılan yufka ekmek. UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınan yufka ekmeğimiz Erdemlimiz için önemli bir değer. Bu değerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Kırsalda bulunan tüm mahallelerimize hamur yoğurma makinesi armağan ettik. Kadınlarımız armağan ettiğimiz hamur yoğurma makinesiyle hem değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bugün bu zor günlerde bize gönderdiği için öncelikle kendisine, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Yani birebir ilaç gibi geldi desem yeridir yani. Çünkü gecemiz gündüzümüz belirsiz. Biz bu hamuru ekmeği yapmak için saat 3 gibi falan kalkıyoruz gecede. Önce yunuluyoruz, dinlenmesi lazım. Elimizle yaptığımız için tabii daha zor oluyor. Makineyle olduğu için daha kolay oluyor tabii ki. O yüzden bize bayağı bir kolaylık sağladı. Sağ olsun, kendinden Allah razı olsun. Tarladan geldiğimizde el ayak yıka, hazırlan, şunu yap, bunu yap diye kadar en azından hazır olan unu direkt makineye koyarız. Yunururuz, işimize başlarız. Ateşi yakıp en azından hemen hamuru elimize alıp atmaya başlarız. O kadar bir kolaylık sağlar. Yani bir gün öne alır bizim işimizi. Bir gün demek bize birçok şey değiştirir yani. Çok büyük bir kolaylık oldu yani. Yumurdurun, dövme verir gücü yetenlere, komşulara. Kendim yumuramam. Buraya getir yumurdururum. Sağ olsunlar, dünya durduk sıra dursunlar. Belediye başkanımız sağ olsun. İnşallah kolaylaştıracak yani, bir kolaylık bizim için. En azından yani başka yerde aramaktansa, yumurmaya zaten elimiz değmiyor bizim. Yani burada da köy ekmeği yapmazsan şey olmuyor. Her zaman ekmek bulamıyoruz köyde. Yani iyi bizim için, biz sevindik, mutlu olduk. Allah razı olsun. Ona su az daha dökelim. Ne kadar su söylüyor? Yok, çok az daha suyuz ama vereceğiz yani. Tamam, pişirelim şimdi. Kenarına sarkıdım. Ne abla? Kenarına sarkıdım. Tamam abla. Görelim nasıl basma pişirdiğinizi. Dur abla, dur şöyle. Hoş geldin. Aşağı gitmesin abla. Tarladan gelen komşularımız büyük zorluklara rağmen şimdi de ekmek yapıyorlar. Daha üzerinin iş çamaşırını bile çıkarmadan. O kadar köylü bayanlarının işi zor işte.